Herkese merhaba arkadaşlar. Müziği kapatsanız da. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. 3 çocuğu da aldık. Şu anda Karasu'da oyun çocuk festivali varmış. Hem bayram hem de 23 Nisan sebebiyle. Erkeklerin evde yazlıkta işleri vardı. Böyle çitleri falan sökük bir şeyler yapacaklardı. Biz de dedik ki çocukları alıp şeye gidelim. İşte bu çocuk festivaline gidelim. Komşumuz söyledi. Ama Allah sonumuzu hayır etsin. Tutamıyorum arkada. Keyfiniz yerinde inşallah. Çok iyisiniz. İyi misiniz? İyi. Allah rahatlık versin. Ben de burada çocukları tutuyorum bir yandan. Bir yandan gidiyoruz. Şimdi bakalım neler varmış çocuk festivalinde. Böyle galiba şişme oyuncaklar, patlamış mısırlar, pamuk şekerler. O kadar güzel şeyler varmış ki. Otur bakalım yerine. Arkanıza yaslanın. Gidiyoruz anneciğim. Çok az kaldı. Orada biraz çekim yaparım arkadaşlar. Akşam da annemin köyüne gideceğiz. Babam gelmez büyük ihtimal. Bahadır bizi götürür. Akşam da oraya gideceğiz. Öyle. Hadi bakalım. Kay anneciğim, kay. Kayabilirsin burada. Zıplıyor tepede. Gel baba burada. Arkadaşlar çıktık şimdi festivalden. Biz yorulduk. Çünkü güneş de vardı. Hava güzeldi aslında. Bir sürü şişme oyun alanları vardı. Müzik olduğu için çok fazla çekim yapamadım. Tek tek onlara girdiler. Mısır aldık. Belediye mısır dağıtıyordu. Pamuk şeker, Osmanlı macunu. Pamuk şeker ve mısır aldık. Yediler. Mısırını yedi mi nefes? Burada var. Azıcık kalmış şimdi. Şimdi dedik denize götürelim çocukları sahile. Hava da güzel. Yine bir hırkalarını giyeriz ama sahil. Orada deniz da kenara. Var ya böyle park. Nerede var? Sahilde park var ya. Abla o park çok yüksek ama. Hayır ya. Özgür'ün travması olan öbür park. Taraftan evet. Bahsediyorum. Yürüyüş yerleri, zıplama şeyleri var. İşte çıkıp zıplıyorsun. Oraya mı gideceğiz? Neyse orada da bir dondurma yeriz dedik. Vardır ya orada dondurmacı açılmıştır diye tahmin ediyorum. Bu bayram açılmıştır sahil. Çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi sahilden vazgeçtik. Çünkü bu evlere bakmaya gideceğiz. Bu arada şöyle yazlık mı aldınız muhabbeti oluyor. Yazlık almadık. Babamın burada büyükçe bir arsası vardı. Oraya müteahhitler, yani çok önceden aldı bir arsa. Oraya müteahhitler hep istiyordu. Artık bu sene babam vermeye karar verdi. Ve müteahhit de tabii karşılığı babama daireler verdi. Hepimize de birer tane daire verdi. Yani aslında burada yazlık var ama şöyle olacak artık. Seneye evler teslim olursa inşallah müteahhit edeceğini söylüyor. Seneden sonra herkesin ayrı kendi evi yazlı olacak daire şeklinde. İşte ablamın, benim, abimin, annemin, babaannemin gibi. Çünkü çocuklar böyle bir arada aynı evin içinde çok kavga oluyor. Bir de artık yazlık dar geliyordu bize. Yazlık yine açık olur. Efendim? Su istiyorum. Kim? Yazlık yine kalır. Babamlar şimdi tadilat ettirecekler. Büyük ihtimalle satmaktan vazgeçecekler. Ama biz de gelince artık yazlıkta değil de burada herkesin kendi dairesine kalacak. Şimdi bizim daireleri yapmadı ama adamın başka yaptığı bir site, müteahhitin başka yaptığı bir site var. Aynısını bize yapacak. O yaptığı siteye bakmaya gidiyoruz. Yani bizim yapacağı dairelerin benzerine. Bizimkiler bir tık daha büyüyor olacak sanırım. Bakmaya gidiyoruz. Özge ile ben teraslı istedik. Yani giriş kat ve salon küçük. Teras büyük istedik. Ablam da giriş kat istemedi. Normal daire şeklinde ikinci katta olacak. Yani ablamın da balkonu var ama normal ev balkonu. Bizim Özge ile benim daha böyle teras olacak. Yani büyük terasımız olacak. Biz öyle tercih ettik. Ablam öyle tercih etmedi. Bence pişman olacaksın. Ama İstanbul'da zaten üst katta dairedesin. Burada teras böyle bahçe katı. Sen bilirsin. Şimdi size de gösteririm. Çekim yaparım. Onu da bir görürsünüz. Fikir de verirsiniz. Hani nasıl düzelim. Çünkü bizim işte teras istediğimiz için Amerikan mutfak ve salonumuz küçük. Oraya bir tek bir L koltuk atabiliriz. Değil mi Özge? Ama açılır bir şey atarız. Nefesin odasına çift kişilik yatak koyarım dedim. Hani kayınvalidem, kayınpederim illaki gelirler. Onlar gelince nefesin odasında yatarlar. Onun nefesin odası hem onların odası hem nefesin odası olur dedim. Yatak odası. Normal yatak odası zaten. Bir tek mutfak dolapları falan şimdi müteahhit yanında çalışan yardımcısı bizim kuzen, babamın kuzeni Semih.
O dedi ki yapılacağı zaman mutfak falan ben size seçtiririm dedi. Yani mutfak dolapları falan farklı olacak. Biz istediğimizi seçeceğiz. Onu şey yapacaklar. Öyle size de gösteririz. Arkadaşlar şimdi geldik ama bizim dairenin aynısı dolmuş. O yüzden komşu daireye bakıyoruz. Yani farklı biraz ama salonumuz aynı olacak böyle. Şu terasımıza bakalım. Terasımız da hemen hemen aynı. Teras çok büyük. Teras çok uzun. Evet. Biz böyle teraslı istedik abimlerle. Bizim arsamız daha büyük. Yani bizim burası daha geniş olacak. Buraya iki kişilik masa atıyor. Sen sigara içen gelsin burada iç. Bir şey söyleyeceğim. Direkt böyle çıkıyor muyuz bahçeye? Ha. Bu var yine canım. Nasıl direkt? Oğlum biz cam yaptık. Özge cam eken yaptıracağız ya. Böyle kullanamayız zaten de. Şuradan kapı. Dolmuş yan daireler. Değişik bir de zaten. Şöyle banyolar falan şöyle arkadaşlar. Şu kapılar falan çok güzel. Ya. Mütal çok güzel yer. Şey kullanıyor, malzeme kullanıyor. Ben de gri yaptıracağım. Ben bütün şeyleri aynen park zaten park yapmış. Yerden ısıtma ya burası. Parkı güzel oluyor. Ben mutfak dolaplarını şöyle düşünüyorum. Altı da ahşap. Şu ara taş, tezgah, geri kalan beyaz. Düşünüyorum. Adam istediğini yapabilir mi? He, semih seçersiniz dedi. Üst kapaklar ve alt... Ama ben de çok güzel. Şu ara taş, tezgah alakası. Ara taşı değiştiririz. Hayır, diyorum ki ahşabı güzel. Ay altı da ahşap isteyeceğim. Tezgahı ve ara taşı beyaz isteyeceğim. Öyle yapacağım. Öyle daha hoşuma gider. Krem rengi de bir şuraya L koyduk. Güzel olur. Şimdi bu ablamın istediği tip dairedeniz. Buranın mutfağı daha büyük tabii ki. Dediğim gibi balkondan, salondan salonu büyütmüşler. Balkonu çıkmışlar. Şu balkonu çekeyim mi? Burası güzel. Balkon şu an normal şöyle bir. Yani. Dar uzun bir balkon. Şöyle. Şu ne? Onlar gider. Duş şey mi? Bizim havuz ortada olmayacak sadece. Böyle. Dışarı çıkmasınlar. Arkadaşlar, en son nerede kaldık bilmiyorum ama biz eve geldik. Çocukların çorbalarını içirdik. Tekrardan şöyle bir üst baş değişimi yaptık. Annemin kucağında Zeynep hala uyuyor. Oto koltuğunda nefes uyuyor. Önde de şey anlatıyor bize. Önde de Bahadır ve ablam var. Şimdi annemin köyüne doğru gidiyoruz. Teyzemler gelecekmiş, yoldalarmış, gelmiş bile olabilir. İşte Özlem, büyük teyzem. Hani dayımlar gelecek mi? Gelirler herhalde. İşte onlarla görüşmeye gidiyoruz şimdi. Şükrü dedemin evine gidiyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Orada görüşürüz. Köy vlogu olsun birazdan. Bu video çok karışık. Sabah oyun parkı, oradan ev turu, oradan köy vlogu. Çok normal değil mi? Bayram ya. Aynen öyle. Daldan dala. Aynen öyle. Dolu dolu. Orada görüşürüz. Şimdi arkadaşlar. Bu tarihi camimiz var bizim köyümüzde. 150 yıllık falan. Anneannemin mezarlığı da bu caminin bahçesindeki mezarlıklar. Şimdi anneannemi ziyarete geldik. Annemle patika yollarda birimiz kayarsa diğerimiz de kayacak. El ele tutuşup çok yanlış bir tercihle yürüyoruz şu an. İkimizi düşürelim. Şimdi köye geldik. Dedemi gördük. Özlemler de Ayşe teyzemler falan. Aşağıda annemin halaları var. İşte Özge'nin annesi falan. Aşağıdaki akrabalardalarmış. Oraya doğru gidiyoruz. Şöyle kısa yoldan gidelim dedik. Bahçede. Patika buralarda. Bak, bakın Karadeniz köyünün güzelliği ya. Bakar mısınız? Köy dedim böyle olur. Her yer kaldırık. Kaldırıkları geçerken toplayacağım bak. Ay 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 çok güzeller. Annem toplayacak hepsini. Sonra. Yiyeceğiz onları. Mis gibi. Bu arada yolumuzun üstünde büyük dayım böyle ev yapıyor. Ama inşaat yani daha. Ve bir girelim dedik. Ben ilk defa şimdi şey yapacağım. Göreceğim bakalım nasıl yapmışlar. İç dizaynı şöyle girişi şöyle yapmış. Dar uzun. Ben de geniş giriş seviyorum. Kendin yapacaksan geniş. Bence buraya böyle bir oda. Salon değildir. Böyle burası salon. Banyo, tuvalet. Güzel uzun yapmış. Bence burası salon anne. Salon, balkon. Evet. Güzel. Güzel güzel. Şurası bence mutfak çünkü balkonu var ya. Aa, balkon çok büyük. Evet çok güzel olmuş. Mutfak bak çok güzel olmuş. Aa bak harika. Mutfaktan çıkıyorsunuz salona. Ay muhteşem. Şurada oturur kahve içeriz.
Bir de ne yapmış? Burada. Burada ben küçük tuvalet. Evet, tuvalet. Aynen. Buraya da bir oda. Yatak odası. Yani iki oda yapmış. Evet. 2+1 yapmış. Keşke 3 yapsaydı. 3 tane çocuğu var ya. 2 katlı mı? Tamam. Tamam o zaman üstte çocuklar kalsın. Şimdilik alt katı yapacakmış. Şimdilik alt katı yapacakmış aynen. Hayır anne. Üst kat yok aşkım. Bu gezdiğimiz üst kattı bence. İleride çıkacak üst kat. Aha. O zaman 3 katlı olacak. Burası da bir. Şey kızım girişi bu. Garaj maraj yapacak ama şimdilik burayı yapacak. Ha. Burayı da ev gibi olur demek istedim. Yapacak zaten. Mutfak yapacak. Oturacak burada şimdi. Anladım. Şu özlemleri bir bulalım. Ev turları devam ediyor. Dedemin evindeyiz arkadaşlar. Şöyle. Arka bahçeye bakıyor ev manzarası. Şöyle uzunca bir koridoru var. Burada Özlem var. Özgüdür'ün kalan pastasını buraya getirdik. Çoluk çocuk yer diye. Pasta yiyecek misin? Çok güzel. Şeker hamuru kurumuş ama senin. Şeker hamuru yemiyorsunuz. İçin yiyorsun aşkım. Yiyeceğim. Ye mutfakta. Dedem yine burada şekerleme yapıyor. Böyle. Kavuracağım turşu, şey buzluğa koyacağım. Çok güzel oluyor. Hep saplı saplıyı da yapıyorum öyle ben. Ben nereye koydum? Hani kedi seviyoruz. Aşkım şöyle şöyle. Ama hamile. Biri o, iki tane daha var. Karnı dokunuyoruz. Biri o. Yok bir tanesi o. Beyaz var. Bana göster. Biri o. Düştüler. Yok yok. Hı-hı. Çok güzel. Uyudu mu? Ha bak. Çok güzel bir kedi ya. Nerede uyuyorlar? Erim acıyor dur. Çantaya koy ben de aşağı. Bastın mı? Yani uyarı ver. Tamam bekle. Efendim canım. Ben de tam altında. Şimdi annem böyle kaldırıp toplamış arkadaşlar. Teyze bu kadar mı topladın? Hı. Niye? Yeter. Hani hepsini sen mi topladın? Hepsi bizim mi gerçekten? Evet. Çok yok ki kızım. Nasıl çok yok? Gerçi yapraklı ya çok geldi gözüm. Aldın mı? Böyle. Böyle olacak. Okey. Yani gene 3 sefer olur benimkisi. Oo. Emin misin? Daha fazla olur be. Bunun yaprağından sarma falan olmuyor mu ya? Oluyormuş da ben hiç yapmadım. Tüylü ama biraz yaprağı. Böyle hafif şey. Yani kaldırık şöyle tüylü bir şey. Hafif bamyamsı gibi. Bu nedir topladığınız? Bir daha anlatır mısın? Mutluluk sebebini. Ufacık şeylerden mutlu olmayı başarabilen bir insan olduğum için. Az önce top oynuyorduk. Nefeslerine parlar falan. Bahattin dayı işte hangi takımlısın diye sor dedim de şeye Zeynep hala söylüyor ya durmadan. Beşiktaş, Beşiktaş. Nefes de onu taklit ediyor durmadan Beşiktaş. Buna sordu o öyle yaptı Fenerbahçe. Nefes Fenerbahçe demiş Bahadır da ağzı kulaklarına gelmiş bize anlatıyor. Hanımlar çorbaları koyuyorum. Bu çorbanın içinde salça mı? Sucuk var galiba. Şey var ya. Şimdi Yüce Akibar'ın konağına geldik arkadaşlar. Evet. Yüce Akibar'ın konağındayız. Çayımızı içiyoruz, tatlımızı yiyoruz. Çocukların şeylerine bakın, mutluluklarına. Burası böyle korunaklı. Abisi bu tarafa gelin. Bu tarafa gözümüzün önüne doğru. Çıkma bak onlar da sana doğru geliyor. Gitme hemen. Çocuğu bir rahat bırakın ya. Siz kendiniz oynayın kızlar. Zeynep hala da önden gidiyor. Babaannenin yanına gidiyor kızım. Yine zikirmetik çıktı bu kadar. Kimin çıkartıyor? Allah sana bir mesajı oldu. Çayımızı içelim. Özge.